Efendim herkese iyi akşamlar. Yeniden birlikteyiz. Isparta'nın en çok izlenen ve gündem yaratan programı Ne Var Ne Yok ile karşınızdayız. Bu akşam Dere Gümrüğü konuşacağız. İki konu var altını çizelim. Birincisi Isparta Spor iyi gidiyor. Allah bozmasın ama Isparta'nın da desteği gerekiyor. Bu pazar günkü maçta tribünler fulldü. İkincisi de pazar günü doğum günümdü. Sağ olsun herkese arayan, soran, mesaj atan, pasta kesen. Herkese sağ olun. Allah herkese uzun ömürler versin. Evet, Dere Gümrüğü'yü konuşacağız. Dere Gümrüğü'nün genç, başarılı, 4,5 yıl, 5 yıl olacak inşallah. Süre içerisinde gerçekten, yani adından söz ettiren bir muhtarı var, Ali Toprakçı. Muhtarım hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Ali kardeşim muhtar olduğunda ben duyuyordum, ya genç ne yapacak diyorlardı. Ama gelinen sürede bakıldı ki gerçekten Ali Dere Gümrüğü Türkiye'de, tabii bunda vatandaşın, azarların, herkesin katkısı var ama Ali'nin muhtarlığında, önderliğinde İyi bir noktaya geldi. Evet Ali, önce tekrar hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Festival var. Artık alıştık, bu üçüncüsü olacak galiba. Dere Gümrüğü Domates Festivali miydi? Domates ve Karanfil Festivali. Festivali. Dördüncüsü, evet. Bu sene? Dördüncüsü. Dört oldu. Üç yapıldı, bu sene dördüncüsü oldu. Evet. Tamam. Önce ondan başlayalım. Yine en sonunda bir daha onu konuşacağız. Tamam, peki. Bilgi verir misin festival hakkında? Kimler geliyor, ne zaman yapılıyor? Evet, öncelikle bugün bizi ekranları başında izleyen Dere Gümrüğü hemşehrilerimize, Ispartalı hemşehrilerimize, köylerde ve ilçelerde bizi dinleyen bütün hemşehrilerimize iyi akşamlar diliyorum. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Evet, bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Domates ve Karanfil Festivalimiz var. Her sene yaptığımız gibi sadece pandemiden dolayı 2 yıl yapamadık. 18 Eylül Pazartesi günü saat 16'da programımız başlayacak. 16'da kortejle beraber köyü dolaşarak festivalin başlangıcını yapacağız inşallah. Festivalin kortej bittikten sonra köyde yapmış olduğumuz hizmetlerle ilgili bir sunum yapılacak. Yetiştirdiğimiz ürünlerle ilgili bir sunum yapılacak. Daha sonra gösteriler yapıldıktan sonra konuşmalara geçilecek. Konuşmalarda plaket takdimi ve hediyeler olduktan sonra saat 7'den sonra siyasilerimize, bürokratlarımıza bir yemek verdikten sonra saat 8 gibi de Songül Karlı konserimiz başlayacak. Ondan sonra da Manuş Baba konseriyle devam edecek. 12 gibi de festivalimizi sonlandırmayı düşünüyoruz inşallah. 18 Eylül Pazartesi saat 16. Kortejde başlıyor. Ondan evet. Sonra etkinlikler devam ediyor. Evet. Songül Karlı ve Manuş Baba. Manuş. İyi konser. Tabii ki evet. Diyorum. Gerçekten. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Şimdi Ali, orada dedin ya, kortejden sonra neler yapıldı? Bunları bir sunum olacak dedin. Şimdi 5 yıl diyelim artık. 4,5 yıl bir hizmetim var. Bu dönemi bir değerlendirir misin? Neler yapıldı, neler yapılmadı? Şimdi her zaman söylediğimiz gibi biz yaklaşık 4,5 yıl önce ekibimizle beraber sadece muhtar olmak için değil, oturup bir masanın etrafında oturduğumuzda biz bu köye bir şeyler yapabilir miyiz? Eksiklerini tespit ettikten sonra bir eksikleri giderebilir miyiz diye bir istişarede bulunduk. Eğer bu istişarelerde bulunduğumuzda biz bu eksikleri gidereceğimize inanmasaydık ve bunları yapabileceğimize inanmasaydık biz zaten bu yola çıkmazdık. Ve dediğim gibi değerlendirdik. Biz dedik bu köyde doğduk, büyüdük. Acısında, düğününde, her şeyinde beraber olduk. Ve bunları belirledikten sonra Dere Gümrüğü Köyü Muhtarlığı'na adaylığımızı ekibimizle beraber, genç bir ekibimizle beraber koyduk. Dere Gümrüğü Köyü halkı da bizleri mahcup etmedi, teveccüh gösterdi ve bizleri Dere Gümrüğü Köyü Muhtarı olarak 2019 Mart seçimlerinde görev başına getirdi. Buyur dediler, iş senin, görev senin, yap bakalım yapabileceklerini. Sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi bazı dezavantajlarımız vardı. Şimdi o zaman yani teşekkür ediyoruz yani genç dediğiniz için. Dezavantaj değil aslında. Güzel evet. Bir şey yani. Köy anlamında. Evet Ali gençtir, işi çoktur, yoğundur. Şu an daha belki vakti değildir gibi bazı düşünceleri olan abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz vardı. Belki kendilerince de haklılardı. Ama bizim bu köye hizmet aşkıyla yandığımızı gene de gördüler. Sonuç itibariyle bizi göreve getirdiler. Biz önemli olan bu 5 yılda yaptığımız hizmetlerle bize oy veren vatandaşlarımızı evet hele ki bu arkadaşa vermişiz. Bizim yüzümüzü kara çıkarmadı. Oy vermeyen vatandaşlarımıza da mutlaka oy vermeyen vatandaşlarımız da var. Bu arkadaşa biz oy vermedik ama
genç dedik, işi var dedik, belki yapamaz diye düşündük ama şu an gelinen noktada onlara biz boy vermedik ama bu arkadaş çalıştı, iyi kötü hizmetini yaptı dedirtebiliyorsak bizim için kesinlikle en büyük mutluluk da budur. Ve geldiğimiz noktada da yani hasbelkader naçizane dedirttirdiğimizi düşünüyoruz. Ve konuşuluyor, duyuluyor bu. Bu imkanı verdikleri için, muhtarlık imkanını verdikleri için, bize görev başına getirdikleri için çalışkan, cefakar, vefakar Deregüm halkına huzurumuza tekrar teşekkür ederim. Kardeş şimdi aslında gençlik bir avantaj. Evet, ki bunu doğru. Da zaten Deregüm'ü veya Türkiye'de bu yaşlarda evet. Olan idarecilik yapan herkes görüyor. O çok büyük bir avantaj aslında. Tabii ki. Kesinlikle. Tabii ki. Ha, bu arada Ali sadece muhtar değil tabii. Ali bir iş insanı. Evet. Gerçekten yani Deregüm'de iyi bir iş insanı. Onun da altını çizelim. Peki bu süre içerisinde, 4,5-5 yıllık süre içerisinde karşılaştığım bir sürü zorluk var. Neler bunlar? Şimdi Şakir Bey şöyle bir zorluklarımız var tabii. Biz bir önceki dönemde de tabii azaydık. Tabii normal bir sürecim olacağını düşünmüştük biz. Normal devletin imkanları, normal siyasilerin imkanlarıyla biz bu muhtarlığı zaten çok güzel götüreceğimizi düşündük. Şey yaptık. Tabii geldiğimiz noktada ülkemiz maalesef ki tabii Allah'ın takdiri büyük badirelerden geçti siz de biliyorsunuz. Evet. Gerek deprem olsun, gerek pandemi olsun, gerek sel felaketleri olsun. Sonuç itibariyle şunu diyebilirsiniz. Pandemi bizi etkiledi ama deprem, sel nasıl bizi size etkiliyor, size ne alakası var derseniz şu var. Sonuçta devletin imkanları ister istemez mecburen bu felaketlerin yaşandığı herkes illere etkiliyor. Giderken bizim devletten aldığımız imkanlar kısıtlanmak zorunda kaldı. Bunu ben bir sistem gibi değil. Olması gereken de buydu. Biz de gittik koşturduk. Olması gereken de buydu. Ama biz bunu bahane edip ardına saklanıp ya arkadaş biz ne yapalım? Devletten de bu geliyor. Biz ne yapalım diye bunu düşünmedik. Dediğimiz gibi bazı arkadaşlarla heyetimizle her zaman arkadaş bu bahaneye sığınmadan biz gene de buradan bir kaynak yaratalım. Gittik. Ne ihtiyacımız var? Kilit taşına ihtiyacım var. Tamam devlet bize belli bir bütçede gönderebiliyor. Ama ne yaptık? Gittik ticari faaliyetlerimizden kullanarak, ticari ilişkilerimizi kullanarak gittik taş istedik. Gittik çocuk parkı istedik. Gittik asfalt istedik. Gittik beton istedik. Allah razı olsun ticaret yaptığımız kişiler şimdiye kadar bir şeyler ekmişiz ki hiçbir zaman bizleri geri çevirmediler. Her zaman bir şeyler destek olacaklarını söylediler. Tabii biz bunları yaparken Deregüm köyü vatandaşlarımızla böyle şeylerin yapıldığını, doğru hizmetlerin, doğru noktalar yapıldığını gördükçe de sağ olsunlar onlar da gerek yaşlı amcalarımız, yaşlı teyzelerimiz, onlara da buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Neden? Ali oğlum al şunu benden, şunu sen de şuraya da şunu yaptır. Yani paranın hiçbir kuruşunun yani naçizane yanlış yere gitmediklerini bildikleri için tabii. Bize bu şekilde yardımcı oldular. Biz de demin dediğimiz gibi zorluklarımız bunlardı. Ama demin dediğim gibi hiçbir zaman zorlukların arkasına sığınmadık. Siyaseten de bazı zorlukları yaşadık. Ama kesinlikle biz sadece kafamızda, beynimizde Deregüm'ü çünkü bize bu 5 yıl görev verildi. Biz bu görevi kendi işimizin önüne koyduk. Yani kendi işimizin önüne koyarak biz bu işi yaptık. Sadece Allah bir daha devletimize, milletimize pandemi, deprem, sel felaketleri inşallah yaşatmasın. Ama Allah korusun olacak olursa da biz bir bütünce Türkiye olarak büyük bir aileyiz. Yani kesinlikle bir bütün oluruz bunu gördük. Allah'ın izniyle üstesinden de geleceğiz inşallah. Peki bu süre içerisinde ya keşke şunu da yapsaydım dediğin ne var, proje var mı? Şimdi biz bu şeye çıkarken Deregüm'de güzel bir yarış oldu. 4,5 yıl önce normalde Deregüm köyü muhtarı Ali Toprakçı ve azalarda liste asılır. Ve o seçime gidilir. Ben yaşım gereği 4-5 seçim yaşadım. Hep böyle şey oldu. Ama biz bu seçimde 3 ayaklı bir seçime girmiştim. Biz bu seçime bir ivme kazandırdık o zaman için. Sağ olsun ekip arkadaşlarımla beraber. Dedik ki broşür hazırlayalım. Yapacaklarımız işleri yapalım. Yazalım. Yazdık. Dedim arkadaşlar bakın. Yapamayacağımız şeyi yapmayalım. Yazmayalım. Çünkü yazarsak bizim yapımız itibariyle bize yakışan şey bunu yapamazsak rezil olmanın anlamı yok. Bu maddelerin hepsini hemen hemen gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Sadece ve sadece bugün bir geçen gün sağ olsun Sayın Vali Bey'le de bunu istişare ettik. Köyümüz biliyorsun Isparta'nın merkezi anlamında en büyük köyü. Doğru. Bazı ilçelerden de büyük köyümüz. Kendiniz de biliyorsunuz ticari ve yakınlığı nüfus açısından da 2500'e yakın şu an nüfusumuz var. Ve bu kışınlık olan nüfusumuz. Yazın 5000'e yaklaşık nüfusumuz var. Ve bunların hepsinin çöpü, suyuyla ilgileniyoruz. Vali Bey'le de yapamadıklarımıza geliyorduk. Vali Bey'le de konuşmamızda bir çok amaçlı bir sosyal tesise ihtiyacımız var. Bu neden? Şimdi Ali Toprakçı
yemek yapıyor. Şakir abi yemek yapıyor, dışarıda yapıyor. Evinin önünde yapıyor. Mesela geçen gün ben kendim, kardeşimi evlendirdim. Ne yaptık? Evinin önünde açıkta. Allah evet. korusun. Yani Allah gene versin diyelim de yağmur yağsa çok büyük bir rezillik olacak. Tabii yani olumsuz şartlar. Yani bizim burada sadece amacımız bir düğün salonu değil. Çünkü artık sosyal tesis, köy meydanında bir pazar kuruluyor açıkta. Onu da oraya almayı düşünüyoruz. İnsan bir mevlüttür, düğündür, bir şey olduğunu herkes orada çok yapsın. Çok amaçlı. Çok amaçlı. Herkes orada olması lazım. Biz bu arada biraz önce söylemeyi unuttum. Hizmetlerimizi yaparken her şeyi devletten de beklemiyoruz. Hı-hı. Neden? Mesela diyorum ki taş aldım, işini siz yaparın. Vali Bey'e de aynı şeyi söyledim. Siyasilerimize de aynı şeyi söyledim. Yaklaşık 2-2,5 milyon gibi buraya bir çok amaçlı sosyal tesise paramız gidiyor. Bunun dörtte birini biz karşılayalım. Yani diyorsun ki 2,5 milyon gidiyorsa dörtte birini biz... 500 bin lira veya 600 bin lira geçeni biz karşılayalım. Tamam. Yani biz burada zaten hizmet aslında bu şekilde olmalı. Her şeyi devletten beklersek bazı şeylerin kıymetini bilemeyebiliriz. Doğru. O yüzden şeye sahip çıkamayabiliriz. Dedik ki bunu siz buna şeyini yapın. Hatta bu festivalde temel atmayı bile düşünüyorduk ama yetişmedi sağ olsunlar. Ama herhalde Sayın Valim de, siyasilerimiz de Ekim'de bir ek bütçe gibi gelecek olursa, bu konuda şey yaparlarsa Allah'ın izniyle Kasım, Aralık gibi temelini atmayı düşünüyoruz. Onu yapabilirsek, yapamadıklarımızda bu var. He, bunun anlamında yanım sıra söz vermeyip de yaptıklarımız çok. Mesela köyün girişinden başlayarak mezarlık duvarlarımızdan, okul duvarlarımızdan, doğalgazımızdan. Doğalgaz için çok çaba sarf ettik. Onu diyeceğim, doğalgaz da çok güzel oldu aslında. Yani aslında bu söz verdiğim şeyler değildi. Bunu dönemin milletvekili Recep Özel, Sayın Isparta Belediye Başkanım Şükrü Başdeğirmen, emekleri büyüktür. Evet. Yani Ankara ayaklarında Recep Özel'in çok faydası oldu. Isparta'daki meclis kararlarında asfaltın yamalarında para alınmamasıyla ilgili Sayın Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdemir'in de çok büyük faydaları oldu. Sağ olsun o da zaten bize söyledi. Senin de bunun arkasından bu kadar koşmana ben şaşırdım dedi. Yani ben bile olacağını düşünmüyordum bunun dedi. Ama senin de biraz şeyinle bu işi takibinle bu işi yaptık. Bu vesileyle mücavir alandaki köylerimizin hepsine de olmuş oldu. Allah başka köylerimize de göstersin inşallah. İnşallah. Şimdi anladığım kadarıyla şu var. Yani verdiğin sözlerin tamamını neredeyse yerine getirdin. Hani o seçim beyannamesi diyelim artık, vaatler diyelim. Olmayanları da yerine getirdin. Parka taşından asfaltına, değil mi? Doğalgazından mezarlığına, oyun parklarına kadar evet. hemen hemen her şey ki biz de gidip görüyoruz zaten. Köy hakikaten değerli, toplu, evet. çok güzel bir tabloya geldi. Peki tekrar aday olacak mı? Şakir Bey, tekrar aday olacak mısınız? Şakir Bey, biz... Veya ticari veya siyasi bir önünde muhtarlık veya başka bir hedef var mı? Şakir Bey, şimdi şöyle. Biz siyaseti, aslında muhtarlık bir siyaset değildir çünkü. Değil, doğru. Tabii, siyaset değildir. Biz muhtarlığı veya siyaseti millete hizmet olarak görürüz. Millete hizmet, bizim eğer köyün, Deregümü köyünün Ali Toprakçı ve ekibine ihtiyacı varsa oradayız. Ha, buradan şunu anlamayın. Ha yine aday olacak gibisine. Biz bunu şimdiye kadar arkadaşlarla da görüştük. Yılbaşında karar vereceğiz. Ağzı arkadaşlar etrafımıza koyup yılbaşında karar vereceğiz. Ama bazı siyasetimize bakacağız. İçimizden ağzı arkadaşlardan biri çıkar ben bunu yapacağım, devam ettireceğim derse ben hiçbir zaman bura benim babamın malı değil. Hiçbir zaman şu alınganlığı yapmam. Arkadaş ben devam etmek istiyorum gibi alınganlık yapmam. Yani her şartta ben adayım demiyorsun. Bakacaksın, istişare edeceksin ekibinde. Ne güzel bir şey. Ben demin dediğim gibi siyaset millete hizmettir. Hizmettir. Çünkü bizim siyaset, benim ticari şeyim de aslında bir yerde bu muhtarlık. Yani ben bunu sistem gibi değil ama zararını da görmüşümdür. Ben biliyorum. Yani ticaret olarak da çok da zararını gördüm. Kendi işimi her zaman önüne koydum. Çünkü mahcup olmayayım. Çünkü sözlerimizi... Evet. Çünkü ticarette de siyasette de bizim için önemli olan söz verdik mi yapmak lazım. Bunu yapamayacaksak sözde vermeyiz. Ağzı arkadaşlardan biri çıkar ben adayım derse devam eder. Özellikle genç arkadaşlardan, bunu özellikle Deregüm köyünde yaşayan genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Yaş 39. Sen gençsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani çok genç arkadaşlardan biri çıkıp da muhtarım sen yaptın, ben senden daha iyi yaparım veya bu görevleri ben devam ettirmek istiyorum diyen arkadaş, inandığımız, güvenilir, dürüst arkadaşlar çıktığı sürece onlara da vermeye talibiz. Bizim için önemli olan hizmet sadece Deregüm'e muhtar olunca, ağza olunca, kooperatif başkanı olunca değil. Bugün siz de muhtar olsanız onun arkasında muhtarım köyde şu eksiklikten sonra sonuçta biz orada ekmek yiyoruz, orada yaşıyoruz. Düğünde de beraberiz, cenazede de beraberiz. Bu köye her türlü Allah'ın izniyle hizmetimizi yapacağız. Tabii demin dediğim gibi yılbaşı itibariyle de bunu değerlendirip eğer Deregüm'ü köy halkı Ali Toprakçı sana bizim 5 yılda bunu yapacaksın derse
öyle bir izlenim, öyle bir koşullar oluşursa devam ederiz. Yok arkadaş sen yeter artık deyip buna bırakabilirsin. Ya da bize hani Deregüm haricinde başka hizmet anlamında şeyler çıkarsa, gel arkadaş buraya derlerse, sen buraya derlerse ama biz dedikleri yerde yine demin söylediğim gibi muhtar olmak için değil, başkan olmak için değil, meclis üyesi olmak için değil, hizmet yapmak için oradayız. Bana meclis üyesi desinler, bana belediye başkanı desinler, bana muhtar desinler diye ben Allah'a şükür kesinlikle bir göreve talip olmam. O geldiğim görevde görevlerin çerçevesinde, yetkisinde insanlara dokunabiliyorsam, insanlara hizmet yapabiliyorsam benim için önemli olan budur. Bunu da o gün inşallah değerlendireceğiz. Nasibimizde ne varsa, hakkımızda ne hayırlısıysa, hiçbir şey olmazsa da Ali Toprakçı'nın zaten demin dediğim gibi belli işleri var. Onları devam edecek. Siz ticari dediniz. Ticareten zaten hayvancılık faaliyeti, Isparta Süt adı altında hayvancılık faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Süt üretimi yapıyoruz. Köyde ilaç gübre bayiliğimizi, evet, domates üretimimizi, domates ticaretimizi devam ettiriyoruz. Allah nasip ederse başka tabii birazcık ticari olarak önümüzdeki günlerde başlayacağımız bazı faaliyetlerimiz de var. Elma üzerine, inşaat üzerine. Allah'ın izniyle onları da bir yandan devam ettireceğiz. Dediğim gibi bu faaliyetler olmazsa bunlara devam ettireceğiz. Ticareten de Isparta'da şunu görüyorum. Arkadaşlara naçizane şunu söylemek istiyorum. Gördüğüm kadar insanlar hep tüketim üzerine bir işler yapmak istiyor. Bu beni üzüyor. Yani bir şey alıp satmak, bir şeye kafa açmak, yani hep böyle tüketim üzerine. Bir şeyi üretmek. Üretmek. Onu ben soracaktım. Isparta ticari hayatı hakkında ve siyaset bir sonraki adım olsun. Ne düşünüyorsun? Diyecektim ki sen bu konuya girdin. yani diyorsun ki yapacağımız ticaretin büyük bir kısmı üretim üzerine olsun. Tüketime gitmesin diyorsun. Doğru mu abi? Yani Şakir Bey şöyle, dediğim gibi tüketimi herkes yapabilir. Üretelim. Bugün ben domates üretiyorum. Olabilir. Yarın o bir başka bir şey üretsin. Yeni akıllar çıksın. Yani insanlar her zaman böyle insanların para harcayabileceği değil de oradan para kazanabileceği, Isparta ekonomisine katkı sağlayabileceği, Türkiye ekonomisine katkı sağlayabileceği. Yani gençlerimiz bu anlamda yani biraz daha cesaretli olsunlar. Yani deregümü anlamında, üretme anlamında bizim üstümüze düşen ne varsa bize yardımcı oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. İnanın sadece deregümüde seracılık yapanlar sadece deregümlü değil. Isparta'dan tanınmış isimlerden hatta deregümüde üretim yapanlar var. Biz de onlara da destek oluyoruz yani orada. Yani üretimle ilgili bir şeyler yapalım. Ben demin dediğim gibi bak biraz önce söyledim. Tarımsal anlamında elma üzerine bir şeyler yapmayı düşünüyoruz diye. Yani üretmekten yana bir şeyler yapmak istiyoruz. O yüzden ticaretin biraz daha üretimden yana olmasını Isparta'da temenni ediyorum diyeyim. Evet, yani lütfen yanlış anlaşılmasın. Hepsi tabii, lazım. Tabii. Sadece gidip tüketeceğimiz değil, ticaret aslında o tükettiğimiz ürünü üretmek lazım. Onun üzerine kurmak lazım diyorsun. Ticaret hayat hakkında düşüncem bu. Siyaset ne diye düşünüyorsun Isparta'daki? Biraz önce dediğim gibi bizim için siyaset millete hizmettir. Mutlaka hizmet evet siyaseten oluyor. Şimdi biz her siyasi partiye, her vekilimize aynı uzaklıkta ve aynı eşitlikte yakınlıktayız. Bizim için hangisi Isparta'ya veya Deregümü'ye bir adım atıyorsa, herhangi bir iyi bir şey varsa biz onun yanındayız. Bu siyasi partinin ablemi önemli değil aslında. Önemli olan hizmet. Sadece siyasilerimizden naçizane şu olabilir. Evet, yarışa girdiklerinde vekillerimiz olsun, belediye başkanlarımız olsun ne yapıyor? Bir siyasi partinin altında seçime giriyorlar. Kime nasip oluyor? A partisine, B partisindeki vekile, C partisindeki vekile. Bunlar bu iş bittikten sonra bunun siyasetini Ankara'da daha çok yapmalarını ama Isparta söz konusu olduğunda hepsi birlik beraberlik olmaları lazım. Geçen gün Ankara ziyaretimizde, milletvekilleri ziyaretimizde orada bir milletvekilimiz ziyaretinde milletvekilimizin biri bana bunu şunu söyledi. Ya ben burada gördüm dedi. Karadenizliler diyelim, Karadeniz vekilleri. Bugün A partisi, B partisi, C partisi vekilleri. Hepsi de atıyorum Trabzon. Trabzon'la ilgili bir konu oldu muydu? Gerek meclise, gerek hükümete. Hepsi aynı, STK'lar da buna dahil. Hepsi aynı anda bastırıyorlar ve o hizmet alıyorlar. Ama ben Isparta konusunda olduğu zaman bunun da böyle olmasını istiyorum. Yani Isparta'ya ne lazım? Şimdi biraz önce mesela Isparta Spor'dan bahsettiğiniz, herkes ona sahip çıkması lazım. Efendim Isparta'ya bir fabrika mı yapılacak? Bütün vekillerin ona sahip çıkması lazım. Bunun vekillerin ona sahip çıkması lazım. Herhangi bir partinin ona sahip çıkmaması lazım. Yani bunun bütün herkes bastırması lazım. Naçizane bu olursa Isparta mesela bir örnek olur. Hem de yani bu birlikteliği sağlamış oluruz. Doğru. Belediye mesela belediyemiz görüyoruz, çalışıyor.
Isparta en yaşanılabilir iller arasında daima. Yani bu başkanımızın önderliğinde oluyor tabii. Yani şeyinde olur. Evet. Yani buna bütün herkesin destek olması lazım. Yani birliktelik olması lazım diye kısaca söyleyebilirim. Kesinlikle. Evet. Şimdi dünya ve Türkiye bir ekonomik krizden geçiyor. Tabii ki. Net. Yani bunu tek bizim ülkemizde var diyemeyiz. Dünya bunu yaşıyor. Ama bakıyoruz şöyle, Allah bozmasın, dergimin ekonomisi büyüyor. Yani burada ben 2-3 konu söyleyeyim, sen işin içindesin. Birincisi domates, evet. İkincisi kesme çiçek ve konut. Ve bakıyorum, yani sık sık oradan geçiyorum dergimin tarafından. Maşallah, yani 2-3 seneye kalmaz orası bambaşka bir yaşam alanı haline gelecek. Bunu neye bağlıyorsun? Şimdi biraz önce dediğim gibi üretmek. Şimdi ekonomik krizler mutlaka olacak, oluyor da sizin dediğiniz gibi. Eskiden bizim küçüklüğümüzde sadece dergim köyünde gül ve üzüm vardı. Bunu büyüklerimiz, beni yanlış anlasın, dergim köyündeki büyüklerimiz sadece üzüm zamanını beklerdik. Bir para girsin dergimiye diye. Bir düğün edeceğinde, bir şey yapacağında adamlar hep tarla satar. Üzüm var mı, devam ediyor musun? Tabii devam ediyor. Gül, tabii biraz azaldı. Adama. Gül ve üzüm azaldı. Bir düğün, herhangi bir mevlüt okuyacağında, bir düğün edeceğinde, sünnet edeceğinde bir yer satılması gerekiyordu. Satılmadan bu işler olmuyordu. Biz yeni nesil artık gençler, yaklaşık 15 yıl önce bu seracılığa başladığımızda, sağ olsun dergimin bütün gençlerine burada huzurunuza tekrar teşekkür ediyorum. Hepsi dışarıda iş aramaktansa kendi işlerine sahip çıktılar. Bu arada seracılık yapan çoğu kişinin, yani %70'i genç arkadaşlardan oluşur. %80'i belki de genç arkadaşlardan oluşur. Ve üretmekten yana tavır sergileyerek hepsi üretime geçtiler. Her zaman evet koşullar zordu. İlaç, gübre, fide maliyetleri hala yüksek. Ama risk, ticaret bir risktir sonuçta. Tabii. Risk almazsan bunu olmaz. Ve ticaret aynı zamanda devamlılıktır. Doğru. Bir şey bu sene domatesten biz her yıl para kazanmıyoruz. Çok kötü zarar ettiğim zamanlarım benim oldu. 2-3 yıl böyle çok zararlar oldu. Ama bunun devamında bir sene kazanması o 3 yılı kapattı. Bu çok önemli. Deregümü köy halkı üretmekten yana tavır sergilediği için aslında deregüm büyüyor. Kazanıyor. Konuta gelince de evet, köyümüzün girişi imara açıldı. Şu an konutlar yapılıyoruz. Allah'a şükür köyümüzde hemen hemen çoğu kişinin bir veya iki tane de olsa orada daireleri var, şeyler var. Bu güzel. İşte o dairelere aldanmayıp hala da üretmekten yana tavır sergiliyorlar. Hani biz bunları yaptık. Benim bu çoluğuma çocuğuma da yeter. O bir yatırım olarak kalıyor. Aynen öyle. Çoluğuma çocuğuma da yeter. Aman domatesi bırakalım, aman karanfili bırakalım. Kesinlikle böyle bir şey düşünmüyor bu gençlerimiz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yani sadece o bir yatırım. O bizim çoluğumuza çocuğumuza kalacak bir yatırım. O yüzden dolayı sadece deregümü değil, çevre köylerimiz, Yakoveren, Kayı, Gelincik, merkez köylerimizdeki Isparta genç arkadaşlar lütfen cesaretli bir şekilde üretim, yatırımlara geçsinler diyorum. Şimdi domateste şu an pozisyon ne? Ne kadarlık bir domates var? Artık şimdi yani İstanbul'a gidiyorum, ben deregümü duyuyorum. Mutluluk veriyor insana, onur veriyor yani. Evet. Artık bir piyasayı belirler pozisyona geldiniz değil mi? Şimdi şöyle, karanfil ve domates bazen değişiyor. İlk önce domates biraz yukarı hızı yüksekti. Karanfil biraz sera anlamında düşüktü. Şu an gene karanfil yüksek. Şimdi yaklaşık 1000 dönüm arazide bu yıl domates üretimi gerçekleştirdik. 15.000 ton civarında domates hedefliyoruz ve bu hedefimize de ulaşacağımıza inanıyorum. Şu an 15.000 ton. 15.000 ton domates. Evet, üretiyoruz. Bu ürettiğimiz domatesler sizinle dediğiniz gibi İzmir, İstanbul, Ankara, Konya illerimize gönderirken %30'luk bir kısmını da ihracat yapıyoruz. Milli ekonomiye de güzel bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Karanfil de Çünür'le beraber 2000 dönüm arazide de karanfil üretimi gerçekleştiriyoruz. 2000 dönüm evet. Tabii 250 milyon dalada yakın karanfil üretilmeyi bekleniyor. Karanfil nereye gidiyor? Karanfilleri daha güzel. İş piyasaya %1'lik bir kısmı giderken %99'luk bir kısmı da Avrupa, Hollanda, İngiltere ülkelerine gidiyor. Ve onun %99'u milli ekonomiye çok büyük bir katkı sağlıyor. Buradaki tek sıkıntımız, bunu bir giden valimizle de şey yaptık. Onu soracaktım. Ama. Sıkıntı ne? Beklentiniz var mı orada? Yani bize yetkililer, devlet şunu da yapsa daha iyi olur diyecek bir şey var mı? Biz bunu Deregüm Köyü olarak sadece devletimizden, Ziraat Bankası'ndan düşük faizli kredilerle bunları yaptık. Ve bunu özellikle biz o zamanki büyüklerimiz, bizler de
çekilen kredilerin doğru yere harcanmaları için çok çaba sarf ettik. Yani adam Ziraat Bankası'ndan düşük faizli kredi çekip gidip araba almasın, gidip ev almasın, gidip affedersiniz başka yerlerde yemesin diye. Hepsini kontrol ede ede sağ olsun o anki Ziraat Bankası müdürümüz de bunun üstüne çok güzel düştü. Doğru yerlere yatırım yaptı. Bizim tek buradaki şeyimiz aslında bizden ziyade Isparta'ya yetkililerden şunu istiyorum. Ürettiğimiz, ihracat ettiğimiz ürünler Isparta'ya yazmıyor. Nasıl Isparta'ya yazmıyor derseniz. Şimdi ihracat sonuçta bu belli şirketlerin üzerinden gidiyor. Bu şirketler de ticaret faaliyetlerini aynı zamanda Antalya'da da sürdürüyorlar. Yani burada üretilen karanfilin, 250 milyon dolar üretilen karanfilin A şirketi bunu Antalya'dan çıkışını yapıyor. Anladım. Yani bunu devlet yukarı kademede görüyor ki bu çiçekler Antalya'da üretilmiş. Yani Isparta gümrüğünden çıkmadığı için bizim gözükmüyor. Bizim gözükmüyor. Dolayısıyla bizim gözükmediği için biliyorsunuz yaptığı ihracata göre, yaptıkları işe göre yukarıdan yatırımlar evet. geliyor. Yani biz Isparta'ya daha çok yatırım gelebilmesi için gümrüklerden geçmesini ve domatesin ve elmanın Isparta borsasına yazılarak kayıt olarak yazılarak Isparta'da üretimini sağlayabilirsek yatırımın daha iyi gelebileceğini aslında düşünüyorum. Aslında bu şöyle bilmiyorum tabii yasal veya teknik boyutunu üretildiği yerde kayıt olması lazım. Aynen öyle. Mecburi olması lazım. Mecbur olması lazım. Yani geçen gün de galiba beraber değil mi? Borsa Başkanımız Hüdayi Bey ile Hüdayi Şahin'le o da bu konuyu gündeme getiriyordu. Aynen. Buradan da Borsa Başkanım gerçekten Hüdayi abi tebrik ediyorum. Gerçekten evet. çalışmaları var. Elmeda tescillediği diğer çalışmaları da var. Allah kolaylık versin. Borsa Başkanımız kendini zaten ticari hayatında da ispatlamış birisidir. Düzgün biz de Dergümü Köyü'nde de her zaman damlama, sulama anlamında Dergümü Köyü'nde önü açan biri. Kendine borsa Isparta Borsası Başkanlığı nasip oldu. Orada da iyi işler yapacağına inancım sonsuz ve her zaman başkanımızın arkasındayız. Doğru işler yaptığı sürece de yanında olacağız şimdi. Anlarsın. Yani evet, diyorsun ki domateste, karanfilde, yarıgümüde, Isparta'da üretiliyor ama yurt dışına çıkışı Antalya, atıyorum İzmir, İstanbul oldu. Aynen. Antalya'da için. Aynen. Gümrük çıkışı orada olunca oranın rakamına yazılıyor. Yani bize yatırım gelmiyor. Yani bizim burada aslında bir sıkıntımız yok. Veya bizim rakamlar az gözüküyor. Benim aslında bir vatandaş, bir üretici olarak bana bir zorluğu senin yok. Senin ilgili tabii değil. Ama ben diyorum ki burada üretilsin, Isparta'daki vatandaş daha çok hizmet alsın. Doğru. Isparta Belediyesi daha çok hizmet alsın. Hani Isparta Valiliği daha çok hizmet alsın. Biz bunun düşüncesindeyiz. Burada da siyasilere, sayın vekillerimize, iktidar partisi milletvekillerine görev düşüyor. Çağrıda bulunalım. Mutlaka onlar da ilgilenecektir. Dediğim İnşallah. Gibi evet. az rakamlar değil. Yani 2000 dönüm 250 milyon dal karanfil. Çok tamamı neredeyse tamamı yurt dışına gidiyor. Evet. 1000 dönüm 15 bin ton %30'u yurt dışına gidiyor. Az rakamlar değil bunlar. Tabii ki. İnşallah olur. İnşallah. İyi rakam. Şimdi tabii konut da bir noktada Dergümü'yü, evet üretim çok güzel, harika bir şey. Dergümü'de domates ve karanfil ama isminin duyulmasında da ciddi katkıda bulunuyor. Yani Dergümü'de yapılıyor. Onda çok büyük katkısı oldu. Ya mutlaka Dergümü'de yapılıyor. Tabii mutlaka katkısı var. Yani o da Isparta'da sonuçta bir insanlar çoğalıyor. Tabii. Çoğaldığı için konut ihtiyacına var. Konut ihtiyacı doğuyor. Sonuçta bir arz talep meselesi. Bunun da Dergümü'de aslında açılması, evet tarımsal anlamda biraz sıkıntılar gözükse de Dergümü Ovası'nın olması vatandaşın anlamda iyi. Ama şunu da özellikle söyleyeyim. Açılan bu konut alanı Dergümü'nün tarımsal aletini aslında çok aşırı derece etkilemedi. Şimdi gerçeğini konuşmak lazım. Çünkü orası biraz daha üzüm bağları ve çok kullanılmayan eski Anladım. Üzüm bağlarının olduğu bir bölgeydi. Bilimli olmayan bölge. Çünkü bunu şurada da daha hani bu söylediğim şurada daha çok doğrulanabilir. Tarımsal faaliyetler aynı hızla devam ediyor. Artarak devam ediyor. Öbür türlü eğer tarımsal alana sıkıntı olmuş olsaydı burada onu biz daha yapamazdık. Tarımsal üretimi yapamazdık. Doğru. Evet, benim sorularım bu kadar. En son tekrar festivali soracağım. Eksik bir şey bıraktık mı? Veya senin söylemek istediğin bir şey var mı Isparta'ya, Dergümü'lere? Valla şöyle Şakir Bey, biraz önce yetkililere şunu da söyleyeyim. Buradan demin dediğim gibi bir sosyal tesise ihtiyacımız var. Buna evet. inşallah yetkililerden bunu rica ediyorum. Bunu Isparta'nın, Dergümü'nün hak ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Hak ettiğini düşünüyorum. Bununla ilgili bizlere yardımcı olur. Rakam çok yüksek bir rakam değil. Değil. Kesinlikle değil. Yani bunu Dergümü'nün hak ettiğini düşünüyorum. Bu konu hakkında bizlere yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Evet. İkinci bir konumuz da demin dediğim gibi biraz Dergümü sıkışıyor bu konutlardan dolayı. Dağ tarafı dediğimiz, Yakabağlar dediğimiz mevkinde elektrik anlamında biraz sıkıntımız var. TEDAŞ'ın bu bölgeye çok değil aslında 1,5 kilometre kadar bir elektrik
çekmesin. Çünkü hayvancılık köyün içinde artık sıkıntı vermeye başladı. Hayvancılıklar o tarafa gitmesi lazım. Ufak tefek evlerin o tarafa gitmesi lazım. Bu yüzden de oralar hem oralar şeyin dışında olan yerler. Büyük ovanın dışında olan bölgeler. Büyük ovanın dışında olduğu için inşaatta da herhangi bir engeli yok. Hani tarlaya, hani buradan yetkililer şunu anlamasın. Orada arkadaş tarla artık büyük ovaya bunlar yapımı yasak, doğru. Ama bu dediğimiz bölgeler büyük ovanın dışında olan bölgeler. Eğer dışında olduğu için TEDAŞ oraya bir yatırım yaparsa orada en az belki 150-200 tane şu an abone bekliyor, abone olacak. İnşallah yaparlar. Yani onu şey yapmak istiyorum. İnşallah yaparlar. Dediğim gibi gerçi festivale de tekrar geleceğiz mi bilmiyorum. Lütfen. Son onunla bitirelim. Evet. Bir de şey diyeceğim, festival hakkında bir daha bilgi ver. Bir de festivali nasıl yapıyorsun? Nasıl kaynak buldun? Çok teşekkür ederim öncelikle bu soruya. Yani kolay değil. İki tane çok ünlü sanatçı, o etkinlikler, orada yapacağın ikramlar kolay değil ama bunda nasıl yaptığını kaynağını bulduğunda söylersen sevinirim. Şimdi Şakir Bey, dediğimiz gibi, lafımızın başında dediğimiz gibi, biz muhtar olmak için değil, adımız muhtar olsun, adımız ihtiyar heyeti olsun diye bu işe gelmedik. Dedik ki yapacaksak en iyisini yapacağız, yapmayacaksak hiç yapmayacağız. Sağ olsun az arkadaşlarla oturduğumuzda bunu böyle çıktık. Evet, sizin dediğiniz gibi hakikaten de çok büyük külfetler. Bazen yorumlarda ben çok sosyal medyada etkin biri değilim, Instagram'ım yok, şeyim yok ama bazen haberler çıktığı zaman Deregümü köyü bazı vatandaşlarımız şunu diyebiliyormuş. Deregümü köyü arkadaş bu bütçeyi nereden buluyor, bunu buraya harcayacağını, şuraya harcasa burayı harcasa gibilerinden. Biz dönemimizde 3 tane festival yaptık. Ve de Allah'a şükür güzel festivaller yaptık. Hep ünlü sanatçılar getirdik ve son festivalimizde Songül Karlı ve Manuşoğlu. Hakikaten ciddi rakamlar, doğru söylüyorsunuz. Ama bunları yaparken hiçbirinde Deregümü köyü muhtarlığına 1 lirasına Deregümü köyü muhtarlığının 1 lirasını harcamadık. Yani Deregümü'nün 1 lira yükü yok. Tabii ki. Bütün yani zaten biz işte, onlardan daha çok zaten biz düşünürüz. Deregümü köyüne ben bilmiyor muyum? Bunu oraya harcayarsa giderim sosyal tesis yapayım. Yani ben biliyorum, ben farkındayım ama sonuçta biliyorsunuz ki para istediğimiz kişiler böyle yani reklamını o şekilde yapmaz işini yani şey yapıyorlar. Sonuçta biz destek, de, biz de bunu parayı nereden bulduğumuza gelince ben de her şey açık ve şeffaftır. Demin dediğimiz gibi biz kendi işimizden daha çok muhtarlığı, Deregümü yöne aldık. Kendi ticari faaliyeti yaptığımız kişilere sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar. Gerekirse bazen kusura bakmasınlar mecburiyet koşuyoruz. Diyorum ki arkadaş ben kimden gübre alıyorum? Şakir Bey'den. Şakir Bey sana 30 bin lira yazsın. İşte efendim fideyi senden onu şuna yazdım. İnşaat şirketlerine diyoruz ki arkadaş siz buradan Deregümü Ovası'nda yerler yapıyorsunuz. Bunun bize bir şeyini yapın diyoruz. Bazı firmalarımız gerçek sahip çıkıyorlar. Ondan sonra köyde ticaret yapan vatandaşlarımız var. Köyde ticaret yapan ilaç gübre bayilerimiz var. Tüccarlarımız var. Müteahhitlerimiz var. Bunlara giderek bizzat tek tek ama sadece dediğimiz gibi ikili ilişkilerimiz kullanarak. Tabii. İkili ilişkilerimiz kullanarak. Güveniyor. Güveniyor. Bu festivalde de sağ olsun hani ismini açıklasam belki reklam şeyine gelir ama ciddi bir boyutta bir inşaat firmamız bize bir yardımcı oldu. Şimdi şöyle bu reklam değil sadece teşvik olması bakımından söyleyebilirsin. Şimdi burada Pars İnşaat Ali Yüce'ye huzurlarınızda gerçekten teşekkür ediyorum. Kendisi normalde Kayserili. Yakaören'in damadı. Geldiğinden beri nasip oldu Ali abiyle tanıştık. Kendisine ben köyde nacizane yardım ettiğimi düşünüyorum. Yani gerek arsa bulma anlamı şey anlamında. Ama demin dediğimiz gibi ben kendi şahsımı düşünerek muhtarlıkla hiçbir zaman bir şey yapmadım. Çünkü Allah bereket versin benim kendi kazançlarım kendime yetiyor. Dedim ki Ali abi ben sana yardımcı olayım. Sen köye hizmet yapmamda bana yardımcı ol. O da sağ olsun hiçbir zaman ne zaman ararsak hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Ve de sayın muhtarım eğer Deregümü'nse söz konusu olan sensen her zaman elimi taşın altına koyarım dedi. Huzurlarınızda, bütün Isparta huzurunda Pars İnşaat Ali Yüce'ye de çok teşekkür ediyorum. Tabii bunun akabinde sadece o değil. Tabii hepsine. Hepsine yani güzel bütçeler sağlandı. Yani yaprak öyle tarım, büyük, AKB tarım, Deregümü tarım, onu diyecektim, sayalım Mustafa Baykam, Erbey tarım. Yani nacizane kendim sahibi olduğum, kardeşlerimle beraber ortak olduğum AGD tarım, Isparta süt. Bunlar Antalya tarım. Bunlar bize destek oluyorlar. Yani bunlara huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Yani buradan da Isparta halkı ve Deregümü köyü halkı tekrar şunu bilsin ki biz Deregümü köyünün bir kuruşunu zaten hepsi Deregümü özellikle bilir. Ben bunu özellikle Isparta halkına söylemek istiyorum. Bir kuruşunu keyfiye harcayacağımız hiçbir yer yoktur. Harcadığımız bütün şeyleri kendi işimize harcamamız nasıl kendi işimize nasıl harcama yapıyorsak
Her gün köy bütçesinde öyle harcıyoruz. Hatta bazen Azal'a arkadaşlar sitem ediyorlar. Yani Azal olduk ama yeri geliyor onları da cebinden sallandırıyorum. Onlara da diyorum yani arkadaş burada hava için değil. Bunlar Allah razı olsun onlar da her zaman bize destek oluyorlar. Yani Isparta halkı şunu bilsin ki biz bunu çevreden topladığımız paralarla yapıyoruz. Kesinlikle Dergümü köy bütçesine gibi, gerek yaşantım olarak biliyorum ya. Gerek şey olarak Allah bize göstermedi, göstermesin de inşallah. Şimdi söylediğin gibi yani bu parayı harcıyorlar. Niye sosyal tesis? Sonuçta o insanlar, sponsor olanlar reklamını yapacak. Dolayısıyla onu istiyor, ona destek olacak. Tabii. Evet. Son olarak bir daha bilgi verelim için festivalle ilgili tekrar edelim. Tüm Isparta'yı, tüm bölgeyi davet edelim Dergümü'ye. Evet. Dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Isparta, Deregümü, Köyü, Domates ve Karanfil Festivali'ni düzenleyeceğiz. 18 Eylül Pazartesi günü saat 16'da gündüz programımız Mehter takımı eşliğinde Deregümü'nün etrafında kortej yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. Hı hı. Protokolümüzle ve köy halkımızla beraber. Kortej yürüyüşünden sonra Deregümü Köyü'nde ürettiğimiz ürünleri sergileyeceğiz ve Deregümü Köyü'nde yapmış olduğumuz hizmetleri gösterim sunum şeklinde. Ürünlerim, yarışma var mı orada? Yarışmayı şöyle yapmıyoruz. Yarışmayı yapıyorduk önceden. Bazen şunlar oluyor. İşin gerçeği. Yapmadınız iyi olmuş. Yani şöyle oluyor. Şakir Bey ben birinci oluyorum. Ya benim domatesimin neyi vardı gibi. Neyi vardı? Çünkü hepsi çok güzel üretiyorlar. Çok güzel, yani onda sıkıntı yok. Yapmış olduğumuz hizmetleri sergiledikten sonra halk oyunları gösterimiz olacak. Halk oyunları gösterimizden sonra benim ve siyasilerimizin, vali beyin, katılan milletvekillerimizin, bürokratlarımızın konuşmaları olacak. Konuşmalarından sonra plaket takdimlerini yapacağız. Plaket takdimlerinden sonra saatin akşam saatleri olduğunda da saat 7.30 ile 8.30 arası bir yöresel sanatçımız sahne alacak. Tamam. 8.30 ve 10 arası sanatçımız Songül Karlı sağ olsun bizleri kırmadı. O sahne aldıktan sonra 10 ile 12 arası da Manuş Baba konseriyle festivalimizi sonlandırmayı düşünüyorum. Yani bu festivalde aslında Deregümü'yü, Isparta'yı birleştiren bir festival oluyor. Deregümü köyü bir seneyle en azından bir gün bir eğlenme fırsatı Tabii. oluyor. Çünkü kolay değil. Her gün sabah biz, ben de dahil olmak üzere 5.30'da ayağa kalkıyoruz. Allah kolay. Akşam 7'ye 8'lere kadar çalışıyoruz. Senede bir gün bir deşarj olma diyelim. Şenlik diyelim. Yani hasat şenliği diyelim. Bu şekilde oluyor. Buradan ben de sadece Deregümü değil, çevremizdeki bütün köylerimizi, Isparta merkezin bütün köylerini, Isparta merkezde yaşayan bütün vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi, ilçelerdeki yaşayan bütün vatandaşlarımızı bu şenliğimize katılmalarını, bize bu şenliğimize ortak olmalarını, sevincimize ortak olmalarını diliyorum. Gelirlerse biz memnun oluruz ve bütün herkesi, bütün Isparta halkını festivalimize davet ediyorum. Eyvallah. Sayın Muhterem çok teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Sağ olun, güzel sağ oldu. Olun. Yani hem festival hem hizmetler eksik evet. kalan var mı? Aklında kalan var mı? Siyaset, ticaret. Ben özetleyeyim aslında. Her şey tamam. Deregümü acil bir şekilde çok amaçlı sosyal tesis bekliyor. Ve diyorsun ki biz dörtte birini yani 2,5 milyonluk maliyet varsa 500-600 bin neyse onu biz evet. karşılarız. Aynen. Kalanını da devletten bekliyor diyorsun. Mutlaka siyasetlerimiz bunu duyacaktır. Doğalgaz geldi dedin, konutlar öyle. Elektrikle ilgili bir sıkıntıyı söyledin. Dağ tarafında yakabağlar dediğimiz evet. mevkide, evet. Onun inşallah çözülür. Çok sağ ol, ayağına sağlık. Evet, ben buradan sözlerime son verirken bize bu imkanı sağladığınız için size ve Kanal 32 ailesine çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Buradan Deregümü köyü vatandaşlarımıza, Isparta merkezde yaşayan vatandaşlarımıza, merkez köylerde yaşayan vatandaşlarımıza İyi akşamlar diliyorum, iyi seyirler diliyorum. Allah razı olsun. Gerçekten gençliğinle, dinamizminle. Biz süreci tabii biliyoruz, değerli izleyiciler. Sadece hani Ali'nin söylemesiyle değil, çok doğru güzel şeyler söylüyor ama biz de takip ediyoruz. Deregüm hakikaten ciddi bir mesafe kat etti. Bunlar güzel şeyler. Allah kolaylık versin. Ayın 18'inde de akşam bütün Ispartalı'yı hep beraber buluşalım inşallah. İnşallah orada buluşalım. Evet efendim ilk bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümde Eğirdir görüntülerimiz var. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Elman'la ilgili güzel bir etkinlik yapıldı, yarışmalar yapıldı. Eğirdir Belediye Başkanımızın, Eğirdir Belediyesi'nin güzel çalışmaları söz konusu. Onları izleyeceğiz. Şimdi Ali bu arada ben bir şey söyleyeyim. Ben geçen pazar günü işte Antalya'dayım bir baktım. Cumartesi günü pardon haber çıktı. Şakir Aksöz şirkete mi gidiyor? Şakir Aksöz Belediye Başkanı adayı mı diye sağ altında arkadaşlar yazmışlar da. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Arayanlar oluyor. Söyleyeyim buradan. Siyasi bir düşüncem, bir siyasete atılma gibi düşüncem yok. Ne garaja, ne çayırsa, ne Isparta, ne oraya, ne buraya öyle bir derdim.
öyle bir niyetim yok. Mehmet diyor ki Yalvaç yok. Hiçbir yere siyasi bir derdim, adaylığım söz konusu değil. Sağ olsunlar, güzel cümleler yazmışlar. Ama öyle bir hedefimiz yok. Nasip bu işler. Yani mutlaka nasip de. Yani hani ben açık kapı bırakmak için söylemiyorum bu nasibi. öyle bir derdim yok. Ama Allah izin verirse Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi olabilirsem olacağım. Derdim hocam, o benim. Ben de Beşiktaşlı olarak evet, sizleri çok seviyorum. Yani. Eyvallah, Allah razı olsun. Beşiktaşlık her zaman farklılıktır. Aynen. Kesinlikle. Aynen, bazı arkadaşlar, Mehmet Yıl arkadaşlar bunu anlamasa da. Evet, efendim ilk bölümün sonuna geldik. 18 Eylül Pazartesi. Diğer günü de buluşalım inşallah. Songül Karlı önce, sonra Manuş Baba konseri var. Hem Diğer günü görelim, hem orada domates var, festival var, her şey var. Gerçekten çok güzel bir köyümüz oldu. Ali'nin dediği gibi kışın 2500, yazın 5000-6000 nüfus var. Birçok beldemizden, ilçemizden daha büyük bir köyümüz. Kısa bir reklamımız var, sonra tekrar birlikteyiz.